Hazır mısınız? Gayet hazırım. Bıçak tutuşumdan. Salatalı bıçağı değil de bıçağı salatalı abi. Mesela damarımıza basarlar basarlar. Biz bir şey söyledik mi? Peki şu. Ha? Aa, burada mısın sen? Yes. 3, 2, 1 başla. Hadi. Nasıl bitirdin ya? Şefim öyle olur. Onlar kızarınca güzel gözüküyor kenarda. 2, 1, 0. Annem görmesin. Yemek 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 bıkmadınız mı? Of yeter. Öyle bir intiba verdin mi? Biraz var zaten. Kolay. Çok hafif bir karma bitti senin için. Çok sağ ol. Bay bay. Bay bay. Tamam, nasıl yapıştıracağım peki? Hayır. Sandım ya. Herkes Talk Show Perilerine hoş geldiniz. Bugün konuğum hepinizin çok çok yakından tanıdığı, çok çok sevdiği, hepimizin evinin şefi olan Somer Sivrioğlu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Siz nasılsınız? Gayet iyi, teşekkürler. Sonunda koltuğumu dolduracak bir konuk. Rahat rahat. Çok heyecanlıyım ve geldiğiniz için çok mutluyum. Vallahi ben de çok mutluyum. Birazcık hasta olduğunuzu biliyorum. Dün çok kötüydüm, iyiyim bugün. İyi misiniz bugün? Gayet tamam, iyi. Harika, çok sevindim. Çok mutlu oldum sizi gördüm. Ben MasterChef'te hep izliyorum. Ben inanılmaz MasterChef izleyen biriyim ve yani çok çok severek izliyorum. Ve 5 sezondur hiçbir bölüm kaçırmadan hepsini tek tek izledim. Paylaşıyorsunuz da zaten, evet, görüyorum Instagram'da da eserle beraber. Sağ olun. Çok severek izliyoruz. Çocuklar falan da izliyor. Acım. Bayılıyoruz yani. Teşekkürler. Hazır mısınız? Gayet hazırım. Sorularıma. Hepsine hazırım. Aksiyonlara. Programı seyrettim. Olabilecek her şeye. Hepsine hazırım. Bütün rezillikle. Hiç sorun yok. Kanal bizde. Kanal bizde. Düzeltiriz, soltarız, her şeyi yaparız. Ben Hasan Can'ı atlatmışım ya, ne olacak ki? Tabii canım, bundan hiçbir şey olmaz. Ben Hasan Can'ı çok daha az ısıralım. Şimdi siz 25 sene boyunca yurt dışındaydınız. Evet. Ve ondan sonra tabii ki de herkesin bildiği gibi Türkiye'ye geliyorsunuz. Ve Türkiye'de çok tanınıyorsunuz. Şu an artık hepimizin tanıdığı, bildiği, sokakta sizi gördüğümüzde... Aa, Somer Şef, Somer Şef, Somer Şef. Yani öyle bir sıfırdan bir yüze değişimi nasıl hayatınızda, nasıl bir değişim yarattı? Ne oldu özel hayatınızda, neler oluyor? Yani çok öyle benim için çok büyük değişiklik yaratmadı. Şu açıdan ben zaten kendi sektörümde biliniyordum. Yani hem Türkiye'de biliniyordum hem de Avustralya'da biliniyordum. Ama tabii halka ulaşmak, onların sevgisine mazhar kalmak gayet güzel oldu. Çok eğleniyorum ben, keyfim yerinde. Başarılarla devam eden bir MasterChef var ve orada iki tane şef arkadaşınız var. Hı-hı. Danilo ve Mehmet Şef. Evet. Hangisiyle daha iyi anlaşıyorsunuz? Ya Mehmet'le bir yıl tabii öncesi de var ve o bir yıl benim için önemli bir yıldı. Çünkü ben Mehmet'in otelinde kaldım orada. Gerçekten tabii mi? Tabii, bir yıl yaklaşık Mehmet'in Kalamış'taki otelinde kaldım. Aa, orada beni pamuklara sardı, sarmaladı. O yüzden Mehmet'le çok yakın bir dostluğumuz var ama Danilo'yla da tabii çok iyi arkadaşız. Onunla da daha sonra çok yakın olduk. Harika bir üçlü olduk zaten. Zaten bence başarının sırlarından bir tanesi de o. İkisi de çok samimi arkadaşım. Mehmet'in bir yıllık bir daha geçmişi var. Otelinde kaldım. Yani otelinde kaldım ve bana çok iyi baktığı için bir yıllık daha fazla bir geçmişi var diye söyleyebilirim. Şimdi şefim, üçünüz birlikte çalışıyorsunuz dediğim gibi ve hani 5 sezon yaptınız. Sizin favori sezonunuz hangisiydi şu ana kadar? Birden bir artık All Star da bittiği için rahat rahat sorabilirim. Sorabilirsin. Ya All Star zaten çok özel. Bu sene çok özel çok bir çok güzeldi gerçekten. Ve çok uzun çektiniz. Kaç yüz binlerce bu yemek yapıldığına 203 inanamıyorum. 203 bölüm çektik. 200 bölüm üst üste yayındaydık. Artık bir ara dedik ki herhalde haberleri falan da sunduracaklar bize. Ve her gün, her gün her ya, gün, her gün. Zaten her gün de setteydik. Siz de evet, bizim sonuna doğru başladı sizin programda ama siz de biliyorsunuz hep son oradaydı. Son bir ay geldiniz, hep tabii var. Tabii ben yani baya baya kuliste uyuyorum yani. Çok şey, artık dede gibi öğlenleri uyku uyuyorum falan kuliste. O yüzden benim kuliste sessiz olur. Var çünkü başka zamanımız yok yani, sürekli evden kuliste, kulisten eve geri gidiyoruz. Çok uzun zamanlar, çok uzun saatler geçiriyoruz geldiğimiz zaman. Ve sürekli yemek
yemek tadıyorsunuz. Yani sürekli yemek, yemek yapıyorsunuz diyemem. Yarışmacılar yapıyor, siz tadıyorsunuz gibi daha evet, çok. Evet, yani bizim de işte haftada bir veya iki kere yaptığımız yemek var. Onun haricinde çok fazla değil. Ama şimdi tabii bizim orada bir de yaptığımız başka bir şey var. Restoranlarımızı da biz aslında oradan yönetiyoruz. Evet, yani o da çok zor. Bizim şeflerin mesela çok zaman vardır yani ellerinde yemeklerle gelip restoranın menü değişimlerinde mi yemek tattığımız. Dalino'nunkini, benimkini, Mehmet'inkine. O yüzden elimizden geldiği kadar bir de iş bitip onunla da restoranlarla da uğraşıyoruz üçümüzde. Peki bu süreçte yemek yemek görmekten, yemek 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 bıkmadınız mı? Böyle hani sıkıldınız, of yeter. Birazcık kendim bir tatile çıkayım, bir yemek yapmayayım, birazcık da takılayım falan dediniz olmadı öyle mı? Öyle bir intiba verdim mi şimdiye kadar? Hayır ama yemeyeyim. Ya bu adam da bugün çok iştahsız dediğiniz oldu mu? Hiç olmadı hani, hiç. Hep çok iştahla tadım yaptınız. Ama işin sırrı şurada. Ben ilk yemeğimi stüdyoda, yani ilk tadımınızı gördüğünüzde %99 ilk yediğim yemek oluyor. Hiç başka yemiyorsunuz öncesinde. Onun haricinde başka hiçbir şey yemiyorum. Formunuzu buna borçlusunuz. Tabii müthiş formumu tamamen buna borçluyum. Bunu bir diyet tavsiyesi olarak isteyenler alabilirler. Hani benim formuma de ulaşmak isteyenler. Masterchef öyle orada sadece gidip stüdyoda yiyorsunuz. Peki kötü yemek yapıldığında bu sizi sinirlendirir mi? Ya bu böyle yapılır mı falan gibi, yani gerçek hayatınızda da, yani mesela anneniz işte ne bileyim işte hayatınızdaki arkadaşlarınız falan, sevdiğiniz insanlar yemek yaptığında, kötü yaptığında bu sizi bu böyle yapılır mı falan diye sinirinizi bozar mı? Yani anneminkine falan, zaten annem kötü yemek yapmaz, çok iyi yemek yapıyor, ben ondan öğrendim yemek yapmayı da. Ama anlaşamadığımız konular oluyor tabii, o da mutfaktan geldiği için. Kendi restoranımda tabii çok daha disiplinliyim mecbur olarak, mecburen. Benim verdiğim tarifin dışına çıkılmasını falan çok sevmem yani. Artık birazcık daha... Gerginlik yaratır mısınız? Tabii. Başlarda çok yaratırdım. Yani Mehmet Şef falan yanımda sıfır, solda sıfır kalırdı yani. Sizin çok sinirli olduğunuzu ve böyle gergin ve hani böyle daha... Hani reaksiyon veren bir şef olduğunuzu siz kendiniz de söylüyorsunuz. Bütün eskiden. Halde. Eskiden. Sonra sakinleştiniz. Sonra sakinleştim. Şu an daha sakin tepiler. Tabii. Çok daha sakin. Bir kere yani çalıştığımız jenerasyon öyle bir bizim o eski halimize gelebilecek bir jenerasyon değil. Kendimizi onlara uydurmamız lazım. Giderler yani. Eskiden öyleydik. Eskiden birbirimizi biz şey soğuk odaya kilitlerdik ya. Yani sinirlendiğimiz zaman. Ne demek ya soğuk odaya kilitlerdik? Soğuk odaya yani şefler benden kaç, tabii yok. Kendileri kaçıp soğuk odaya kilitlerlerdi yani gelmeyeyim diye. Peki anneniz de güzel yemekler yapıyor. Annem şef zaten. Evet, anneniz evet. De şef. Onun da restoranı evet. Var. Restoranları. Doğru vardı, vardı. Artık yapıyor. Annenizle didiştiğiniz, yemek konusunda didiştiğiniz şeyler ne oluyor? Çok. Yani annem benim yemeklerimi beğenmez zaten genelde. Nasıl beğenmez? Fenadır. Çok kritiktir yani. Avustralya'ya geldi. Şey yapıyoruz. Kereviz yapıyoruz. Kerevizi çiğden yapıyoruz. Çiğden böyle bir kereviz salatası yapıyoruz. Avustralyalılar seviyor çiğ. Bizde de hiç kereviz çiğ yenmez ya. Evet. Pek yoktur yani. Ondan sonra annem dedi ki saçmalama, çiğ kereviz mi olur, iğrençsiniz, böyle yemek mi yapılır, bu olur mu bir filan falan. Ama biz de uğraştık ettik, hakikaten çok güzel bir şey yaptık yani, böyle kereviz salatası falan yaptık. İçine böyle koyduk, yani ondan sonra yedi böyle, anladım, beğendi de. Ne var bunun içinde ya? Ondan sonra krema, ne kadar krema dedik ya, bayağı bir 100 gram falan krema dedik ki, oğlum dedi, o kremayı bana da koysan, ben de güzel olurum ya. Bunun kerevizle alakası yok. O yüzden kritiktir yani, bazı, o çok klasikçi olduğu için. Bu böyle yapılır der ve onun öyle yapılmasını ister. Ve onun için doğrudur. O yüzden benim o oynamalarımı çok sevmiyor. Peki siz yeni bir tarif yaptığınızda, keşfettiğinizde, bir şey denediğinizde ilk kime denetmek ve kimden fikir almak istersiniz? Yani restoranda denetirim. Özellikle restoranda yapıyorsak, çünkü onlar da yapacaklar. Sadece mutfağı değil, salona da denetirim. Çünkü bizim sesimiz salon aslında. Onlar satıyor yani, garsonlar satıyor. Herkese denetirim, herkesten fikir alırım. O konuda çok demokratiyimdir. Yani yemeği anlaşana kadar, sonuna kadar tartışabiliriz ve herkesin de bir söyleyecek lafı vardır. Ve ciddiye alırım ve bazılarını bilirim mesela. Damağı iyi olan 3-5 kişi vardır, onları çok ciddiye alırım. İki tane de çocuğunuz var. Evet. Sizin yaptığınız yemeklere böyle baba ya bu biraz kötü olmuş falan dedikleri oldu mu hiç şimdiye kadar? Yani pek öyle yüzüme söyleyemez. Yok, söylerler. Söylerler ya. Ben evde çok az yemek yapıyorum. Neden? Yani ne bileyim. Ama bu haksızlık sen evdekilere. Sen evde talk show yapıyor musun gidip de? Ama biz yapıyoruz evde yani. Hani evde konuşuyoruz, bizim muhabbet ederiz efendim. Ben eve iş götürmüyorum, öyle bir şeyim var. Disiplinim hiç var. Evde yemek yapmıyor musun? Çok az yemek yaparım. Ancak pazar kahvaltı yaparım. Çocuklar isterlerse kahvaltı yaparım. Onun haricinde çoğu arkadaşım da bunu hep söyler zaten. Daha bir yemeği niye yemedik? Sen ne biçim şefsin? Ben de bir restoran var, buyurun. Buyurun gelin, ağırlayayım ben sizi. Bekleriz, hepsini yapalım. Evde o düzeni, yani kendi düzenimi tam tutturamıyorum.
O yüzden evde çok fazla yemek yapmamışım. Dışarıda restoranda bir yemeği beğenmezseniz tepki verir misiniz? Güzel değil ya, bunu şöyle değiştirin, böyle yapalım falan. Kimin restoranı olduğuna bağlı. Eğer arkadaşımın restoranı, sevdiğim birinin restoranıysa mutlaka söylerim. Tanımadınız. Tanımadığıma çok söylemem. Çok güzel olmuş falan der misiniz? Yoksa iyi, yedik, devam mı? Güzel ya, gayet iyi. Devam. Şey çok kötü oluyor. Yani mesela gidiyoruz, tabii tanınmış da olduğumuz için... Şefim size özel bir şey yapalım diyorlar mesela. Ve çok kötü bir şey geliyor aniden, alevli muz falan. Bir akşam bir arkadaşımla dedik ya gidelim Boğaz'a, canımız sıkıldı. Ben de çok yoruldum, o da çok yorulmuş. Dedim ki gidelim iki tane böyle bir hamsi yiyelim falan, yanında bir ufak bir şey. Ondan sonra iki de sohbet ederiz. Gittik, dediler ki şefim size çok özel bir şey yapıyoruz. Ya yaptıklarını göster, böyle resmini çekip koysam, donmuş levrek. Üzerine kaşar rende, üzerine krema, yani bize 2-3 tane hamsi, ondan sonra alevli falan böyle bir şeyler geldi. Genelde öyle özel yapılan yemekler pek başarılı olmuyor. Daha kötüyüm. Çok daha kötü oluyor çok tabii. Çok daha kötü hale geliyor. Aslında size zaten soracaktım bunu, böyle Türk yemeklerinde sizin onaylamadığınız, onaylamak da demeyeyim de hani beğenmediğiniz, aslında bu bir yanlış bir kültür, yemek olarak yanlış bir yapma şekli dediğiniz bir şeyler var mı? Böyle mesela aşırı salça falan, yağ, değişik böyle stiller var. Sevgili Türk mutfağında. Evet. Ben mesela en yanlış, aslında çok uzun zamandır yanlış bilinen. Doğrusunu da aslında ilk kez Şemsa'nın, sevgili Şemsa Denizsel'in bizlere de gösterdiği İmam Bayıldı mesela. İmam Bayıldı'yı asla ve asla patlıcan kızartılmaz. Tek tencere yemeğidir. Yapılan sosun içine patlıcan konur. O şekilde pişer. Daha sonra oradaki diğer işte sosun içindeki malzemeler üzerine konur. Patlıcan kızartılarak yapılan bir yemek değildir. Patlıcan kızartmak da güzel bir şey değildir. Çünkü sünger gibidir. Çekiyor, yağlı. Mesela o çok yanlış bilinir yani. Patlıcanı kızartarak İmam Bayıldı yaparlar. Öyle yapılmaz. Sizin en sevdiğiniz yemek İmam Bayıldı. En sevdiğim karnıyarık aslında. Karnıyarık. Ama, tamam. Ama İmam Bayıldı'yı da söylüyorum. Patlıcanlı bütün patlıcanlı yemekleri seviyorum. Biz şimdi sokağa çıktık Somer Şef'im. Sizinle ilgili neler düşünüyorlar, neler oluyor? Eyvallah. Hemen bir sokak röportajı yaptık. Gelsin sokak röportajımız. Hadi bakalım. Bu kişinin mesleği sizce nedir? Aşçı. Bildiğim kadarıyla aşçı. Master Chef. Somer Şef. Somer Şef'in en iyi yaptığı yemek nedir? Hamur işini güzel yapıyordur diye tahmin ediyorum. Şu uskumru dolması gibi bir şey yapıyor, onun içini boşaltıyor. Uzak Doğu mutfağını bence bayağı iyi yapıyordur. Somer Şef en çok hangi yemeği sever? Kebap sever bence. Karnıyarık. Sevmediği yemek yoktur herhalde ya, yiyor bayağı çünkü. Görecek hiçbir şey yok. Sözüm bitti ya. Kelle paça, işkembe, ayak paça, yer gibi geliyor bana. Et türevi şeyleri daha çok sevdiğini düşünüyorum. Somer Şef kaç kilodur? Boy olduğunu da kıyaslarsak 125. 120'si vardır ya. 140 var mı? 130. Bir 130. 130 vardır bence. Tahminim 135. İyi bir şef olmanın olmazsa olmazı sabır. Somer Şef kulağına ne küpesi takıyor? Küpe mi takıyordu? Bıçak. Bıçak küpesi. Bir halka küpe takıyor. Satır. Somer Şef senin yaptığın yemeklere bir puan verse kaç puan verirdi? Bence hiç beğenmezdi, 0. 10 üzerinden 7 alırdım herhalde. Bence bir 10 üzerinden 8 var ya. 2 puan verirdi ya. Ben çok yemek yapmayı beceremiyorum. 10. Sizce Somer Sivrioğlu bir yemek olsa ne olur? Dolma. Dolma biber. Güveç gibi bir şey olurdu herhalde. Etli içinde her şey olan. Falafel olabilirdi bence. Dana kıyma. Bol bol etli adam. Çevirmeyecek gibi de değil. Hayır, işin komiği herkesin söylediği doğru, her şeyi yediğim için. Kebap evet, tanıyalım tabii ki. Uzakta otobüs severim. Tabii ki onu da yaparım. Ben sevmediğim bir şey olmadığı için fazla. Siz peki en çok hangi yemeği yapmayı seviyorsunuz? En çok hangi yemeği yemeyi seviyorsunuz? Ya Uzak Doğu mutfağında çalışmayı çok seviyorum. Çünkü öğrencisiyim hala. Yani çünkü çok büyük bir kültür, evet. Çok derin bir kültür. Bir şeylerin öğrencisi olmayı da çok seviyorum. Öğrenmeyi seviyorum, onu geliştirmeyi seviyorum. Kendimi daha çok geliştirebileceğim bir yer. Misafirlerim geldiği zaman da Uzak Doğu yapmayı kendim çok seviyorum. Ama tabii Türk yemeklerini uyarlamayı da çok seviyorum. Restoranlarımda genelde onun üzerine zaten. Peki Türkiye'de böyle hani yemek kültürünün bilinirliğini nasıl buluyorsunuz? Ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Bizimkiler hani Türk yemekleri dışında yemek kültürüne de hakimdirler. Türkler yemek yemeyi, işte yemek tadımını severler. Onun üzerinden bir puan. Yani aslında düşük bir puan vereceğim. 4 falan diyeceğim. Çünkü ben çok daha fazla yani bizim çok daha fazla yemek bildiğimizi düşünürdüm ilk geldiğimiz sezonda. Ukalalık olarak almazsanız bence bizim programda çok etkisi oldu. Kesin yüzde bir. İnsanların mutfağı. Ben şu an inanılmaz yemek yapmayı biliyorum. Evet, mesela ben hiç yapmıyorum. Ama yine de bilme yani, yapmasan bile mutlaka öğreniyorsun. Evet, biliyorum. Çok öğrendim. Ama ilk başladığımızda ben çok şaşırdım yani. Çünkü herkesin bildiğini düşündüğümüz bir sürü şeyi bilmeyenler var. Yeni nesil çok az biliyor. Yani şey çok değiştirdi olayı tabii.
eskiden olduğu gibi büyüklerle, anneannelerle, babaannelerle yaşamadığımız için. Evet. Bir de oradan aldığımız bilgileri artık başka mecralarda da bulabildiğimiz için o birazcık o yemeklerin bugüne gelmesini azalttı. Bir de tabii ki fast food kültürü her şeyde olduğu siz gibi. Siz sevmiyorsunuz değil mi fast food? Hiç benim hayatta yapmadığım, yani yemediğim şey fast asla food. Asla yemiyor musunuz? Marka fast foodları yemem ama özel zincir. Bir çok iyi mesela Türkiye'de burgerciler var. Onlara giderim yerim, arkadaşlarımızın yerleri. Başka yer ama zincir yerlerde yemem çünkü nasıl yapıldığını biliyorum. İğrenç. Yani. Evet yani pek yememeyi tavsiye ederim. Çocuklarınız genelde. Yediğinde aa yemeyin falan. Sadece seyahat ederken izin veriyorum onların yemesine. Çünkü o güzel bir şey oluyor. Arabayla tam işte böyle Avustralya'da evet. giderken yemeği alıp da yemeyi. Sadece seyahatte izin veriyorum ama onlar da ikisi de çok meraklı değiller yani. Ya benim de babam şef olsa ben de meraklı olmazdım. Ne kadar güzel bir şey yani. Ben yaparım onu diyorum. Siz merak etmeyin, ben daha iyisini yapacağım. Ya da en kötü arkadaşım yapar yani. Bir tane daha röportajımız var. Bu sefer de genel olarak böyle mutfak terimlerini halka sorduk. Sokak röportajı yaptık. Ne kadar biliniyor, ne kadar bilinmiyor. Siz de bir yorumlarsınız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Hadi gelsin. Poşe ne demektir? Yine bir pişirme biçimi. Poşe. Fikrim yok. Poşe, yumurta poşe olur. Suda poşe. Julien ne demektir? Julien kesim oluyor yani böyle MasterChef'ten öğrendiğim için. Julien bir et doğrama çekişidir değil mi? Dilim kesilmesi yani ince dilimlerde. İnce ince doğranmış et olabilir. Ganaj ne demektir? Ganaj kalın şekilde kesilmesi diye hatırlıyorum. Ganaj mı? Sizden duyuyorum, duymadım. Marine etmek ne demek? Isırabilir miyim? Bilmiyorum. Ya telaffuzunu bilmiyorum. Marine etmek, süzmek gibi diye hatırlıyorum sanki. Marine etmek mesela eti marine etmek. Şöyle ne marine evet. Aldante ne demektir? Makarna. Aldatmak. Aldante. Bana göre mi? Derdi var, derdi. Kıyamam sana. Aldante makarna değil mi? Aldante çok pişmemiş makarna. Alakart nedir? Alakart. Bu şey otellerde oluyor. Alakart onu bilemeyeceğim şimdi. Alakart... Alakart deniz ama makarna aklıma geliyor. Mantolama nedir? Mantolama et yemeklerinde olmuyor mu o şey? Mühürleme gibi. Mantolama. Mantı? Bilemedim. Ben Mario usulü ne demek? Ben Mario usulü şeyde eritmek çok severim. Çileğin üstüne böyle ben Mario usulü eritip yaparsın ya. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Cümle içinde kullan. Nasıl hani bari nasıl anlamı çağrıştırmak için. Çileği mesela ben benim ben usulü. Çikolata ben benmari usulü eritiliyor değil mi? Tabii. Ben benmari usulü için suyun üzerine koyabilirim. Değmeyecek bir şekilde buharda yapmak yani. Çoğu terim gerçekten MasterChef ile öğrenildi. Yani ben de hepsini hemen hemen orada öğrendim. Şöyle bir şey oluyor bizim evde. Sürekli MasterChef izleniyor ve özellikle et yapıldığı günler zaten ya da bazen yaratıcılık bölümlerinde et yapıyorlar. İşte mantalanıyor, işte böyle kekik sürülüyor falan filan. Hemen Eser koşarak et sipariş veriyor ve kendi kendine evde et yapmaya çalışıyor. Mantolayarak böyle çıkır çıkır çıkır. Ve de çok da güzel bir şey değil mi? Yani görseli de çok güzel. Görseli çok güzel ve insanı çok şef gibi hissettiriyor. Evet. Ve çok iyi yaptığını zannediyor. Birdenbire böyle evin şefi gibi geliyor. Bakın şunun tadına bakın falan filan böyle inanılmaz hareketlerle. Kim yapıyor evde yemekleri daha çok? Ben yapmıyorum. Ha? Ben hiç yapamıyorum yemek. Eser yapıyor mu? O da yapmıyor. Biz fast food kültürünün kölesiyiz. Bir tane ablamız var çok tatlı. Ha. Bize böyle hani yemek yapıyor gibi ama ben... Yemek yaptığım zaman daha böyle çocukların yiyeceği şeyler ya da hamur, kek, börek öyle şeyleri yapıyorum ama hiç ev yemeği yapamıyorum. Her şeyi yedirin çocuklara ya. Çocukların yiyeceği yemek yapmayın ne olur. Bu sırada evde hiçbir şey yemeyen ve yemek seçen çocuklarım var. Çok seviyor. Bak küçük yaşlı çocuklara ne yedirirsen o kadar damakları açık olur. Hiçbir şey yemiyor bizde bir tanesi. Yemezler tabii yani yapmazsanız çocuk yemeği yapmıyor. Ama her şey yap. Evde var her şey ama yemiyorlar. Mesela minik yuvarlak işte Brüksel lahanalarını görüyor böyle ay bunların tipi çok köfte çirkin. Köfte sakla. İyi bunların bilmem ne. Orada da seçiyor. Delirmiş gibi. Buluyorlar bir tanesi mı? Hiç. Bir tanesi de her şeyi yiyor. Yani o her şeyi yiyor küçük olan. Öteki hiçbir şey yemiyor. O Eser'in tarafından. Evet. Küçük olan Eser'e verir. Büyük olan benim gibi. Hiçmiş öyle. Bu böyle. İte gidiyor yani. Ama bu böyle dışarı çıktığımızda çok problem oluyor. Bilmiyorum siz çocuklar nasıl küçükken ne şekilde davranıyordunuz ama. Şöyle bir araştırma var. 7 yaşına kadar çocuklar ne kadar farklı lezzetler denerlerse... damakları o kadar açılıyor ve dünyadaki bütün lezzetlere de daha aşina oluyorlar. O yüzden bu herkese bir tavsiye olsun. Yapabiliyorsanız, olabiliyorsa. Ama tabii ki bizim de çocuklarımız var. Yani ben de biliyorum. Bazen sussunlar diye al diyorsun. Allah Allah. Tavuk kroketi bitiriyor. Gerçekten öyle. Bir tanesi 7-24 tavuk kanat. Pirzola lahmacun yiyor 7-24. O da iyi. Sadece ya bu gidişle kebapçı açacağız büyüdüğünde olan. Öteki her şeyi yiyor. Hani. O da hiç seçmiyor. Hani o da böyle kötü yemek bile olsa yenir yani. O benden. Onun da hiç tadı tuzu kaçmıyor.
Şimdi şefim bir tane doğruluk mu rezalet mi diye bir bölümüm var. Sizinle ilgili çıkan magazin haberlerini topladım. Eyvah. Allah'ım artık o kadar tanınıyorsunuz. Bu sizin de başınıza gelmek zorunda. Şu ana kadar sizinle ilgili çıkan en rezalet haber neydi? Sizin bölüm ne alaka ya dedi. Ya bir tanesinde şey vardı. Ben de tabii ben yurt dışında da yaşadığım için Türk magazinine de aslında çok da aşina değilim. Bir haber çıktı Somer Şef'in kimsenin bilmediği hastalığı ne diye. Ben bayağı klikledim onu yani. Acaba ne diye? Ben neymiş de bilmiyorum. Acaba, neymiş? Peki neymiş? Bilmiyorum. Sonunda hiç çıkmadı zaten. 10. klikten sonra. Peki yurt dışından buraya geldiğinizde bu magazin kültürüyle ilgili bu ne alaka? Böyle bir şey nereden çıktı gibi bir tepki oldu mu yani sizde? Çünkü yurt dışında böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum ya. Burada çok içli dışlı. Yurt dışında, yani yurt dışının, var. Yurt dışının dışında Avustralya'da bir kere çok anti magazin bir kültür var. Hı hı. Ben ilk restoranımı açtığımda ki yani bütün yatırımımı içine koydum falan. Aradan 10 gün geçti. Nicole Kidman'la eşi geldi. Keith Urban. Delirdim yani. Bir restoran için olmayacak bir şey yani. Zaten günde 2 masa, 3 masa, 4 masa geliyor. Tanıdığım bir tane magazinci birisi var. Onu aradım dedim ki Nicole Kidman'la Keith Urban geldiler restorandalar falan. Koş. Tamam ne yapıyorlar dediler. Yemek yiyor. Dedim ki başka bir şey yaparlarsa haber ver. Bizde olsa kopya yapışırlar. Ya gelsenize falan diyorum. Yani ha, restorana gidiyorlar biliyoruz dedi. Yani gidiyor onlar restorana genelde. Yemek yiyorlar falan diye. Gelmedi abi kimse gelmedi. Siz peki onlar dükkanı geldiği için ekstra onlara bir böyle bir yemek. Delirdim tabii canım neler yapacağım. Özel servis size yapılan gibi kaşarlama falan. Yok yok kaşarlama falan yapmadım ama tabii ki delirdim ama ondan sonra anlıyorsun ki o kültürde öyle bir şey yok yani onlarda. Onlar da rahat herkes takılıyor gibi. Siz de rahat takılıyorsunuz. Gayet tabii tabii herkes rahat takılıyor. O zaman artık Türk kültüründeki felaket magazin haberlerini hazırsınız. Haydi başlayalım. Gelsin magazin haberimiz. Çok şaşıracaksınız. Somer Şef'in oğlum ünlü oyuncu çıktı. Böyle bir şey var mı şefim? Deniz çok iyi bir okulun tiyatro bölümünde. Yani oyun oynuyor. Ve de ilk kez devlet tiyatrosunda sahneye çıktı. Ben de onu paylaştım. Tabii ki ünlü oyuncu falan değil. Daha 16-17 yaşında. Öyle bir şey değil ama tiyatro seviyor yani. Drama ve tiyatro seviyor. Ünlü oyuncu değil henüz. O bir gün olur belki. Türkiye'de dizide oynamak istiyor mu ya da kendisi? Ya bilmiyorum ya o oynar. Yani bayağı bir de çok uzun. 1.95 falan bu. Yakışıklı yani onun, mı? Yakışıklı çocuk. Buradan senaristlere ve yönetmenlere evet size evet. Deniz'e bir şey verin. Ünlü oyuncu olması için. Gelsin haberimiz. Yalancı yalan çıkmasın magazin. Somer Şef'in hastalığı yaşadığı aç kalamama hastalığına kapatıyor. Bence bu doğru. Buradaki bakışlarınız. bu özel haber şey hastalık bu muydu acaba? Ben bunu hiç görmedim. Gerçek. Ama doğru bu. Doğru. Hiç diyet yapıyor musunuz şefim? Hiç asla. Asla dikkat etmiyorsunuz. Hiç öyle yani. Asla diyet da önermiyorsunuz. Ya ben yapmıyorum. Öneren önersin ben mutluyum yani. Yapabilen yapsın. Kilo vermem gerekiyor. Daha sağlıklı olmam gerekiyor. Ben hiç buna katılmıyorum. Kilo vermeniz bence bilmiyorum. Sağlık açısından problem yoksa böyle. Biraz var artık yani. Tabii ama. Ama yani hiç ben mutlu ve şişman olmayı her zaman stresli ve zayıf olmaya tercih ederim yani. Bu o bana yüzden bir yerden tanıdık geldi. Yani bana ama şey yapın yani şişko deyin şişman. Şişman ve mutlu olmak her zaman daha iyidir. Gelsin. Ben çok mutsuz olurum yemek yemezsem ya. Çok kötü bir şey yememek ya. Bana ya onu yeme, bunu yeme, bunu içme, bunu böyle yap, bunu kibrit kutusu falan. Hayattan hadi derim tadı ya. Kaçıyor ya. Ya çok tatlı ne şey. Ne yapayım yani ne olacak? Bir de hep dışarıdasınız yani tadım yapmak istemeniz çok normal. Biz normal insan olarak bile yemek yemek istiyoruz yani çok zor bir şey. Mehmet Şef ile Somer Sivri arasında maaş kırıldı. Böyle bir şey oldu mu? Daha da beter var. Somer Şef dolarla maaş alıyor dediler. Evet gördüm onu. tabii ki öyle bir şey yok. Hatta Mehmet'le aramızda şunu yaptık yani şey tabii şimdi hesaplar geliyor gidiyor bilmem ne falan. Ondan sonra Mehmet Şef muhasebenin kapısına dayandı. Dedi değil mi? Mehmet muhasebe nerede? Yani bir öğrenelim. Arada biz de gidelim yani. Nerede? Muhasebenin kapısına bari dayandı. Bari bize de haber verdi. Hiç öyle bir şey yok. Aramızda öyle bir şey asla da olmaz zaten. Peki aranızdaki en cimri kim? Dıdıdıdım. Danilo'da bir anlamsız bir İtalyan cimriliği var gibi seziyorum ama bilmiyorum. Ya Mehmet çok bonkör bir kere. Yani. Mehmet inanılmaz bonkör bir Mehmet arada. Mehmet o kadar bonkör olduğuna göre kendime de diyemeyeceğime göre mecburen birazcık. Danilo mesela galiba. Geçen gün pizza istedik mesela. Bütün sırf sebzeli pizza getirmiş. Yani hiçbirine et koymamış. İşte et dolabını kapattık falan diyor yani. Arada bir yapar ama o da iyidir. Hep üçümüz de iyiyizdir. Çok tatlı ama biraz cimrilik var gibi. Danilo'da bir tık var yani. Danilo mesela çok pazarlık yapar.
Ben Danilo gibi pazarlık yapanı görmedim. Ya bizim dinlediğimiz kuliste dinlediğimiz lafın Danilo'nun %90'ı restoran için pazarlık. Abicim onu birazcık dendirelim. Biliyorsun benim Türkçem çok iyi değil abicim. Benim Türkçeden kaynaklanıyor abicim. Ne 300 lira benim Türkçeden kaynaklanıyor. 100 lira verelim biz ona. Her şey Türkçeden kaynaklanıyor. Ama onun dilinde pazarlık çok tatlı. Tabii tabii müthiş. Bir de o kadar güle güle eğlene eğlene yapıyor ki. Ondan sonra yani yakından bedavaya her çok bayılır yani öyle şey. İyi pazar, çok iyi pazar. Bizden iyi pazarlık yapar. O konuk geldiğinde hemen bu konuyu konuşacağım. Kesin çok iyi pazarlık yapar. Bak dene. Çok iyi pazarlık yapar. Çok merak ettim. Gelsin sırada Gevel. Gıdı saklıyor. Evet yani tabii %100. Bu gençliğiniz değil mi şefim? Daha burada burada çok daha farklı. Gencim aslında ama orada da ekstra gıdılı çıkmışım. Şurada daha genç gözüküyorsunuz burada sağ tarafta. Sakal beni çok kurtardı açık söylemek gerekirse. Burada neden sakalsız olma gafletine düştünüz? Öyle bir dönemime gelmiş demek ki yani. Ama yok sakalsız hiç olacak gibi değil yani. Sakal bence de çok yakışıyor size. Zaten sakalı kestirirken gıdıyı saklayacak kadar uzun. Ama o kadar uzun olsun diyorum yani. Gelsin sırada Gevel. İyi yemek yapan iyi sevişir. Öyle demedim onu. Dedim ki eğer iyi yemek yapıyorsan bu çok iyi bir avantajdır. Bir sonraki işin gidiyor bir şey yapıyor. Evet bir sonraki safha için çok iyi bir avantajdır dedim. İyi yemek yapan İyi sevişir. Tabii ki benim kabul ederim böyle bir şey kim söylerse de. Yani sektörüm de kabul eder. Sektör olarak da bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama onu öyle söylemedim. Dedim ki sağ olsun bizim Hakan Gence yaptı bunu. Bayılır evet. Öyle. Bayılır öyle magazinsel başlıklar atmaya. İyi yemek yapmanın bir sonraki safha için büyük bir avantajı vardı dedim. Bence iyi yemek yapan erkek çok seksidir bir kere yani. Bence de. Düşünüyorum kocam iyi yemek yapmıyor ama yapsa güzel olur. Katar yani bir katar, şeyler katar. İyi yemek yaparak yani tavladığınız kişiler olmuştur diye çok, düşünüyorum. Çok. En tavladığınız en yani en müthiş olay neydi hani böyle hiç size bakmayan birini şöyle bir yemek yaparak tavladım falan böyle bir ateşli bir hikaye arıyorum. Çünkü yok ya eski eşim bile öyle tavladım yani ilk tanıştığımızda tabii biz Avustralya'da tanıştık. Direkt onun yurduna gidip yemeden sen dedim böyle yemekler yeme. Böyle yeme gel ben sana yapayım. Ben sana düzgün yemek yapayım diye. Onu hatta Hünkar Beyan'da yapmıştım. Tabii. O yüzden onunla bile öyle başladık. Hemen date'lerinizde ilk yemek yapmaya geçer misiniz? Gel bana gel ben yemek yapayım. Yok kardeşim. O kadar da değil mi? Biz eski daha ona düşmüyorlar artık. Aa, gel ben bir şeyler yapayım. Gel yemek yapalım. Yapıyorsunuz biliyorum şefim bana. Bir yere yemeğe götürür müsünüz? Yanlış bilgi. Tabii önce yemeğe mutlaka yemeğe gideriz. İlk seferinde mesela kendi restoranıma da götürmem. Şimdi tam onu soracaktım. Hayır götürmem çünkü ilk date zaten tanışmadır ya. Onun ne kadar ortak noktada olursa bence o kadar iyidir yani. Onun çok fazla, çok lüks restorana götürülmesi de bana mesela saçma gelir. Bana da saçma gelir. Yani güzel böyle sohbet normal. Edebileceğin iyi bir güzel bir meyhane, güzel bir balıkçı manzarası falan olan. Öyle aşırı zorlamamak lazım yani bence. Çok itelemeden. Evet, evet. Gelsin sıradaki haberimiz. Hindu olma yolunda ilk nasıl güzel giyiniyorsunuz ve bu kimonolar nereden? Sefa Merve. Bir de reklam aldık Sefa Merve reklamı. Mükemmel. ya bir şekilde ilk sezon başladı. Doğru düz kıyafet bulamıyoruz. Türkiye'de büyük beden kıyafet ciddi bir sıkıntı. Siz bilmezsiniz. Hiç bilmemiz için şu anda sorunlar. Ondan sonra dedik ya ne yapacağız yani biz şey... Düz siyah tişörtle çıksak zaten olmaz Acun abinin kanalında evet. Onun olayı. Biraz renk olması lazım. Bir de ben de seviyorum renk. Uzakdoğu'yu da sevdiğim için dedim kimono yapalım. Yani o zaman hiç kimono yoktu. Hiç. Şimdi mesela beach club'lara falan gidiyoruz. Evet. Kimono reyonları falan var yani. Evet, ben de evet. Kendi kendime bence fazlasıyla kredi alıyorum bunun için. Yani erkek kimonoları bence falan bayağı satılmaya başlandı. Ondan sonra o şekilde aldık. Öyle bir de olmaya başlayınca zaten insanlar da gelmeye başlıyor. Ve diyorlar ki senin için bunu yaptık, senin için şunu yaptık. Şu mesela en soldaki bayağı ünlü markalarımızdan bir tanesi. O yapıyorlar, yolluyorlar. Giyer misiniz şef diyorlar. Ben de bayıla bayıla giyiyorum. Takı seviyorum, aksesuar seviyorum. Küpe seviyorsunuz. Küpe çok seviyorum. Küpe hep takıyor muydunuz eskiden? Küpe yani 30 yaşında falan, 30 yaşından beri takıyorum. Ama bıçak küpesi ben programa gelmeden bir gece önce bir şefimin kulağına gördüm Avustralya'da. Dedim ver bunu bana takayım. Acayip popüler oldu. Hemen takayım. Hazır master şefe. Evet hazır master şefe gidiyorum. Bir imaj olarak bunu da kullanayım dedim. Sonra şimdi bir her yerde şef bıçağı küpeleri var. Evet. Gelsin haberimiz.
çarpıcı yemek itirafı. İyi bir aşçı değilim. Evet. Ben şunu yani şunu söylemek istedim burada. Şu anda beni mutfakta bir bölüme koysanız elim çok hamladı yani. Çünkü uzun zamandır hep koordine ettiğim için yemeği baştan sona bir de işin okulunu da okumadım ben aslında. Nasıl okumadınız? Ben, hep alaylı yetiştiniz gibi. Ya alaylı yetiştim. Akademik olarak çok yetiştim. Yani master yaptım. Evet. İşletmecilik master yaptım. Restoran işletmeciliği okudum. Turizm otel işletmeciliği okudum. Bilkent Üniversitesi'nde onların hepsini yaptım ama yani şeflik okulu okumadım. Ama ondan sonra tabii aşçı olarak uzun süre çalıştım. Pek çok yerde çalıştım. Ama ben iyi bir şefim aslında yani. İyi bir aşçıdan çok. İyi bir yöneticiyim. Yani her işi... En iyi yapan ben değilim yani bütün işleri. Ama en iyi yemeği çıkarabilecek kadroyu kuran ve onları yöneten iyi bir teknik direktör olmak için iyi bir futbolcu olmayı her zaman gerek yok. Tam diyecektim ki her aşçı iyi bir şef olabilir mi? Her çok iyi aşçı. Jose Mourinho'nun bir lafı var biliyorsunuz. İyi bir jokey olmak için iyi bir at olmak zorunda değilsiniz. yüzden... Bu lafı da alın artık daha fazla bir şef olmak isteyenler. Şeflik başka bir şey, aşçılık başka bir şey. Ben kötü bir aşçı olduğumu söylemiyorum ama... Ben daha iyi bir şefim abi aşçı olduğundan. Çünkü bence aşçılık mesleği çok önemli bir meslek. Çok saygı duyulması gereken bir meslek. Çok cefakar bir meslek. Onlara da çok saygı duyuyorum. O yüzden şu anda sektörde aktif çalışan aşçılar kadar aşçılık yapmıyorum. Bunu sürekli yapmanız gereken elim bir şey dolaşıyor. Zaten. Elim soğudu yani. Benim dışarıdan gözlemim ama nacizane şefim. Siz çok iyi bir yöneticisiniz. Yani o yüzden bence diğer şefler arasında da yani Danilo ve Mehmet şef arasında da nacizane. Siz daha iyi bir televizyoncu kıvamındasınız gibi hissediyorum. Sanki böyle olayları daha böyle koordine eden, yöneten. Böyle daha Danilo ve Mehmet şef sanki daha böyle gösterdiğiniz yoldan rahat gidiyorlar gibi hissediyorum. İzlerken de mesela MasterChef'in All Star'ın finalini izlerken de sizde inayır var işte siz konuşuyorsunuz kritik şeyleri siz yönetiyorsunuz orada yani normal hayatta bile sizin yöneticiliğiniz daha ön plana çıkıyor gibi geliyor bana. Evet yöneticilik yani yönetici olmayı seviyorum açıkçası yani o konuda haklı olduğunuz taraflar var yani liderlik yönüm birazcık güçlü fakat tabii hepimizin de yani belli bir rolü var hepimizin belli bir rolü var. O yüzden de birazcık üzerime vazife düşerse alıyorum ama tabii onlar da çok iyi yani hem kendi işlerinde hem de programda da hep beraber götürüyoruz. Zaten. Beraber götürüyorsunuz tabii. Ama canlı yayında birazcık da evet ben şey birazcık sana size bırakıyorlar yani. Gibi. Evet. Onlar da bırakıyorlar yani. Tahsin bayıldığında evet mesela Tahsin bayıldığında o sırada siz ne yaptınız? Ben kaldım dikkat ettiyseniz Mehmet'le Danilo koştu. Danilo koştu evet. Bir de yani çok da çocuğun başına da birileri gelmesin. İyice hava şey yapmasın. Olaylar daha da karışmasın. Herkes diye. Üzerine gelirdi ya ben birazcık geride kaldım. Herkes diyorlar ki adama bak oraya bile gitmeye üşendi. Gerçekten. Ya konunun yine size üşengeçinize gelmesi inanılmazmış ya. Şimdi sırada en sevdiğim bölümlerden bir tanesi var. Cengaver bölümü. Hazırsak Cengaver bölümü başlasın. Haydi. Şefim. Maviler aksiyon, kırmızılar soru, şuradakiler de ceza. Ceza. Sizin önce başlamanızı isterim çünkü misafirimsiniz. Çok teşekkür ederim. Güzel parmaklarınızla bizi... Evet, dolma parmaklarımla büyük dezavantajla başlıyorum ama. Mavi. Soruydu değil mi? Hayır, aksiyon. Aksiyon. Her türlü rezale çıkabilir. Evet. Tamam, çok güzel bir tane buldunuz, harika. Bir seyirciye smokey eye makyaj yap. Böyle siyah makyaj yani böyle kedi gözü gibi. Verin abi. Ben kim smokey eye makyaj yapılmasını ya ister? Bir smokey eye makyaj alalım. Herkes korkuyor. Bir kişi siyah olmak zorunda mı? Efendim. Tabii ki tabii ki. Evet. Biraz var zaten kolay olur. Çok hafif bir karma bir cilt senin için. Ne biliyorsam kullanıyorum şimdi. Bir de cilt bakımıyla ilgili makyaj da değil. Ne kullanıyorsun? Ne kullanıyorsun? Yani. İsminiz nedir bu arada? Elif Hanım, cildiniz karma gözüküyor. Ya hiç yapamam. Fotoğraf da geliyormuş bu arada şimdi. Fotoğraf mı? Şey, ona mı bakıp yapacağım? Hani bir ilham olsun diye sadece. Hani siz ne zaten... olacak? Yapmayı bilmiyorum ilham olsun diye. Ama çok iyi biliyor. Makyajlı kadın gördüm daha önce ben. Fotoğrafa gerek yok. Makyajın nasıl bir şey olduğunu biliyorum ama. En azından böyle şey göz makyajı olarak bir örnek olsun dedim yani. Bunu mu yapacağım ben? Hani bir benzerin en azından. Şimdiden özür diliyorum. Tercih renk olarak var mı tercih? Siyah. Siyah giden bence. Bu siyah senin tonlarına çok yakışır.
Senin tonun siyah zaten. Senin tonun siyah zaten. Aa, çok iyi oldu. Altada mı yapıyoruz? Bakayım kapatayım. Ay çok güzel ama. Sizinle birlikte bir makyaj programına mı başlasak? Master makyaj. Make-up şef. Bir de uzatıyorlar bazen. Hiç olmadı diyerek gelir yaparım ben. Şefim açıklamak istersen. Siz açıklayın. Bence yazın yeter. Çok güzel. Bir gözlerini kapatıp şu kameraya baksana. Allah aşkına şimdi ben, şefimin şahesini herkesin görmesini istiyorum. Birazcık panda makyajı gibi yapmışsın. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuşsun. Evçim kusura bakma. Bir alkış istiyorum. Ah kırmızı. Bir date'de karşındaki ne yese tiksinirsin. Bir date'de soğan, sarımsak, böyle leş damlayan şeyler, büklüm büklüm kokan şeylerden tiksinirim. Hoşlanmam ben. Siz tiksinir misiniz öyle şeylerden? Yani soğan yani kötü gidiyor demek. Yani soğan yiyorsan zaten. Soğan gidiyorsa tamam. O date'den sonra görüşmek üzere. Hiç böyle kötü yemek sonra... yediği için tiksindiğiniz biri oldu mu date'de? Ben de şey var, ağız şapırdatma takıntısı var. Birisi ağzını şapırdatırsa çok şey yapamam yani. Bakalım, güzel bir aksiyon vallahi... daha. Soru gelsin, iyi. Zorlayalım mı birazcık? Seni en çok kıran linç yorumu neydi? Çok yani bilmiyorum, gülüyorum ya. Çok kıran çok fazla olmuyor. Yani çocuğa girmedikleri sürece ben hiçbirine kızmıyorum. Hiç kırılmıyor musunuz? Yok, bir tek çocuklara girerlerse birazcık kızılıyorum. Hiç engellediğiniz oldu mu? Oldu. Yani küfür ederlerse engelliyorum. Çünkü yapma, yani şey yapmasınlar diye. Ama küfür olmadığı sürece her türlü ince. Bir de çok da gülüyorum açıkçası yani. Eserin programında da çok güzel linçler vardı. Genelde pek şey yani çocuğa girmedikleri sürece çok fazla öyle kırılmam yani. Dava açtınız oldu mu hiç? Hiç. Sıfır. Yok ya yani, o kadar ciddiye almamak lazım. Cevap da vermem mesela ben. Hiç şey cevap asla. Cevap vermez asla. Aa, ben ne çok severim didişmeyi. Hiç cevap hemen cevap veririm ben. Güzele cevap vermek lazım ki insanlar öyle şeyler yapsın. Veya yani yapıcı eleştiriye cevap veririm tabii ki. Ben didişmeye cevap veriyorum. Sırf kaos, didişmek için. Kaos seviyorsun değil mi? Kaotik bir şey. Göbeğinde hula hoop çevir. Bu keşke size çıksaydı. Ben de gelseydim zaten dururdu göbeğimde hula hoop. Benim için çok rahat olurdu yani. Bir daha deneyeceğim bir dakika. Ben çevirebiliyordum. Bu asla olmadı. Sen kıyafetine göre beyaz mı aldırdın onda? Hayır, bunu ben aldırmamıştım. Ama kıyafetim yüzünden çeviremiyorum şu an. Bir dakika, niye olmuyor ya? Ama kolumda çevirebiliyorum. Kolumda çevirmeye deneyeceğim. Tamam, böyle çevirdim. Hakikaten nasıl bir şey becer... Aaa! Tam linç diyecektim ama kol çevirdim. Böyle fıt fıt. Eskiden çok yapabilirdim böyle şeylerim. Tam bana hazırlamışım bunu vallahi. Bunu tam size hazırlamıştım. Ben burada, bana geldi. Size kırmızı çıkıyor. Ha, bu ne? Hepsi sıkışmış. Date'e yemeğe çağırdım birine, ne yemek yaparsın? Mutlaka öğrenirim. Eğer Asya seviyorsa Asya yaparım. Çünkü iyi mi kötü mü çoğu zaman anlayamazlar. Çünkü ben de zaten anlayamıyorlar. Zaten anlayamıyorlar. Bu böyle, bu şey Tayland'ın güneyinde böyle yapıyorlar. Kötü olsa bile. Orada onu kullanmıyorlar. O yüzden bu az olmuş falan. Gitti. Evet, kaybettin. Ceza mı yapıyorsun şimdi? Yok hiçbir şey yapmıyorum. Ne oluyor ya? Birdenbire yeniden yazıldı. Tamam. Korkuyor musun? Mavi aksiyon değil mi? Şurada mavi aksiyon, evet. Salatalıktan bir çiçek modeli yap bıçakla. Hadi bakalım. Şimdi çok iyi bir çiçek modeli yapsam ya, birden böyle nergis falan çalışmışım. Kesin sen bunu çalışmışsındır birazcık. Yok çalışmadım ama vallahi aklımda bir fikir var. Ben şimdi çok güzel yapacağım şef. Dur bir dakika, çıkıyor mu? Yapamıyorum ben. Şimdi ya. Sağlıkçı arkadaşlar bir hazır olursa. Benim ama hiçbir şey bilmediğim o kadar bariz ki. Bıçak tutuşumdan bile. Salatalığı bıçağı değil de bıçağı salatalığa sokuyor. Yani salatalığı bıçağa doğru itiyor. Bıçak gerçekten hareketli olsun, salatalık sabit. Ben salatalığı itiyorum, bıçak duruyor. Ve böyle yaptığımda siz söylerseniz asla fark etmem. Ama geliyor bir tane çiçek. Son zamanlarda gördüğüm en iyi. Çiçek. En iyi, güzel.
salatalık olduğunu bile anlayamazsın. Hakikaten. Fena değil, vallahi oldu. Yani nasıl salatalıktan çiçek yapılır ki başka? Yapılır bence, etrafından da yapabilirsin. Diyeceğim ama kabuğundan. Ben de bilmiyorum. Kabuğundan da böyle yapabilirim. Harika bir mavi. Mutluyum, mutlu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben de mutluyum çünkü diğerleri çok sıkı duruyor. Ama sıkı. Ya, domatesten gül modeli yap. Bilmiyorum dedim. Aa, harika. Vallahi bilmiyorum ya. En... Ama o kadar Mehmet Şef'ten görmüş. Şu an nasıl gülüyordur ha. Yaparım ya. Çok da sorun değil. Ya en çok dalga geçtiğim şeyi yaptırtıyorsun bana. Ben şu an nasıl olacak merak ediyorum. Ama kabuğundan yapılıyor olması lazım. Kabuğundan ben yapılıyor, görmüştüm internette. Şöyle yapacağım. Bir süre daha burada olacaksınız. Hiç MasterChef'te böyle bir şey yapmış mıydınız? Yapmadım, yapmam da. Yapanla da dalga geçer. Burada ben elim kessem çok iyi reyting olmaz mı? İsterseniz kesebiliriz. Hiç hayır demem yani. Domates dolması yapıyor gibisiniz. Gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor. Gerçekten. Yani. Ne yani? Sen yaptığın şeyi hatırlamıyorsun galiba. İki ama dakika. Ben önden... Daha iki dakika önce yaptığını hatırlamıyorsun herhalde. Gayet güzel gül işte. Gül değil mi bu? Ben bence gayet güzel. Yeterli. Yeterli şefim. Mehmet Şef geldi de daha iyisini yaptı. Mehmet bayılır. Mehmet bunları bana çıksın diye ister senden. Ben sana bana lütfen bu gelsin. Ben gül yapayım. Tamam mavi. Ah buldum. Bu gider yalnız ben sana söyleyeyim. Bir seyirciyle bir dakikada kaç patates soyarız yarışması yap. Hadi bakalım ben zamanı tutuyorum. 3, 2, 1 başla. Hadi. Yıkılırsa yalnız sana yazar. Yıkılırsa tamam, sakın yıkılmasın. Dikkat et tamam mı? Sakın yıkılmasın. Ah elim kesiliyor galiba. Ha benim bozuldu. Esen'e benim... ne diyeceğiz? Benim bıçağım hileliymiş. Kaç saniye? Ne zaman? Tamam ben pensel bitirdim hemen bir tane. Nasıl bitirdin ya? Şefim öyle olur. Onlar kızarınca güzel gözüküyor kenarda. Hiç yapmasaydın. Tamam sen de bırak baksana. Her yarısını bıraktı zaten. Ben şimdi beş. Uzun. Ben niye benim niye kaybetmemi istiyorsun? Hemen bir tane daha yapayım. Ben şu an gayet iyi gidiyorum bence. Öndesin. Kaç saniye? Son beşmiş. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Ah! Vara gideceğiz galiba sıfır dediğimizde sen bırakmamıştın. Bırakmıştım. Annem görmesin. Bir de sen kendi isteğinle geldin buraya değil mi? Annem görmesin. Ha? Ters. Burayı şey yapalım, keselim böyle. Ben şu an kazandım. Sen evet tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Bir de yemek yapamıyor musun? Bravo. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mavi. Mavi ne? Aksiyon değil mi? İsterseniz aşağılardan çekin. Şimdi üst hatlardan düşecek gibi hissediyorum. Bunlar hepsi mavi ya. Tavada havaya atarak krebi ters çevir. Kolay. Krebi yaksaymış şunu. Olay ne biliyor musun? Bir kere bunun yağ olması yani. Lazım. Altında yağ olmadan. Kes. Bildiğiniz yerden gelmemiş şefim galiba. Çünkü yağ yok ya. Hoppa. Bir ben de yapayım. Geri çevir bakalım. Evet. İki tak lazım. Çift. Çift döndü. Ben böyleydim. Ben şu an tamam devam kırmızı. Sorularda da vardı mutlaka bir şey. Oy. Aldım tamam. Çocukların kendi mesleğini yapsın ister misin? Ben benimkilerin kendi mesleğini yapmasın yani görünür bir şey yapmasını istemiyorum. Siz ama sizin için sıkıntı olmaz dediniz. Benim mesleğimi yapsın. Aşçılık. Bunu. İsterim. Yani şeflik. Sevmiyorlarsa isterim ama. Peki görünür işte görünür olmak televizyonda bir şey yapmak. Ya. Ya istiyorlarsa, gerçekten istiyorlarsa ya tutkuları olan şeyi yapsınlar. Çünkü evet. Benim için sorun değil. Ya yapmak istiyorlarsa, tutkuları varsa yapsınlar. Benimkiler yapmasın. Nasıl sıkıştırdınız böyle ha? MasterChef'te en sinir olduğun yarışmacı kimdi? Ya başta mesela ilk tanıştığımızda Serhat'a gıcık olmuştum birazcık. Çünkü ilk geldi ukalalık falan yaptı ya.
ben burayı çok rahat yaparım bunu falan diye, ama sonra tanıdıkça çok sevdim. Çok kolay bir şekilde birinci olacağım. Evet evet, ama çok, sonra çok kolay bir şekilde sevdim, birinci oldu sonuçta, oldu da. Ama onun haricinde öyle sınırlar. İlk sezon birisi vardı. Onunla pek zaten hiç anlaşamadık. Kimdi? Bir adı, neyse adını bile almak istemiyorum. Onu söylemeyelim. Bipleriz, bipleriz. Yok yok. O var, onun haricinde yok ya. Hepsini çok seviyoruz. Şimdiye kadar vallahi hiç öyle ne saygısızlık yapan oldu. Hepsiyle hala görüşüyoruz. Çok güzel bir aileyiz. O yüzden öyle çok sinirlendiğimiz şey yaptığım... Sinir olduğumuz olursa elerim zaten canım. Yani öyle bir gücüm var. Niye sinir olayım yarışmacıya? İster, çok sinir olursak yollarız yani. Bu sezon mesela Kerem çok yüksekti. Ya Kerem çok stresli yaz. Ya ha, ben şeye çok sinir oluyorum. Mesela yapabileceğini yapamayana çok sinirleniyorum. Evet. Mesela bence Güzide bıraktı yani. Başından bıraktı. Ona sinirlendim yani. Veya o daha iyisi. Bilerek bırak. Mesela aslında bir taraftan çok ilkeli bir duruş gösterdi ama... Öbür taraftan da kazanabileceği kupayı çok erken veda ettim Metin'e. O gece ayrıldı diye sinirlendim ve üzüldüm. Ama o biraz daha üzülme, bir öğretmenin sinirlenmesi gibi yani. Çünkü kapasitesini biliyorsun. Onu yapamıyor. Ona sinirleniyorsun tabii ki. Onlara sinirleniyoruz. Karakter ama sinirlenmesi de, bir tane. Öfkemiz de geçici bizim birazcık. Yani sizin aksiyon yapmak istiyorum. Çok güzel aksiyon olacak şimdi o düşünce. Harika bir aksiyon geliyor. Şunlardan aldım bile. Ana. Vallahi da aldı. Of. Takma tırnak tak. Bu bana çıkmadı. Keşke size çıksın. Hadi bana tak o zaman. Tamam, size takayım o zaman. Çünkü seyircilerimizi mahvettik ya. Sana asla takmayacağım, merak etme. Nasıl süreceğiz? Güzel olacak. Sizin tünden razı beklemeniz beni çok Şuna mı takayım? Olmadı. Bu biraz büyük oldu. Şuna takayım. Tamam, bu oldu. Elinize de yakıştı, biliyor musun? Fena da olmadı ha. Böyle mi kalacaksınız acaba program sonuna kadar? Çıkarmak zorunda değil mi? Bunu geri falan istemeyeceksiniz. Yok, istemeyeceğim. Tamam. Sizde kalabilir. 3 tane yeter galiba. Akşam bir şey deneyeceğim. Şöyle bir gösterebilir misiniz? Atamayabilirim, kusura bakmayın. Mavi. Harika. Hayal ettim şeyler oluyor. Hani yardım ettim, tırnaklarınız bozulmaz. Daha yeni yaptırdım, inşallah bozulmaz yani. Program için özel. Bir seyircinin kirpiklerini kıvır. Hiç kirpik kıvırdınız mı? Kıvırdım. Gerçekten mi? Neden? Benim kirpiklerim uzun ya. Bir kere bizim şeylerden bir tanesi dedi ki deneyelim dedi. Saçmalama dedim, yaptı ama. Ama sizin kirpiklerinize güzel olurmuş kıvırma. Bir kere yaptılar. Sonra bir daha sakın yapmayın dedi. Neden? Çok komik duruyordu böyle böyle. Furby gibi. Ama şu an size yakışır, biliyor musunuz? Şu an... Ben buradan tamamen değişmiş bir huysuz virgin olarak çıkacağım gibi geliyor bana. Biraz daha programda tanısam. Koca adama yaptırdığına bak ya. Kime bir geliyorum? Seyirci istiyorum lütfen. Geliyorum size. İstersen seyirciyi buraya alalım şefim. Ya doğru, ben niye oraya gidiyorum? Şey gibi şöyle gidiyorum. Geliyorum ya. Sana değil, birden testere gibi. Açıyor musun kirpiği? Nasıl yani? Kapamıyor musun gözünü? Yok, açık oluyor. Kör tamam. Etmeyiz değil mi şimdi? Çünkü bir dava kaldıracak kadar çok yapmadın daha program. Dur ya. O kirpikler ne uzunmuş kız. Hay. Ne yapıyorum şimdi? Bilmem ne yapıyorsunuz. Sıktıysanız bırakabilirsiniz. Aa. Öteki çok taraf? Güzel oldu. Oldu. Şu parmağım vallahi çok güzel oldu. Dur. Çekmiyorsunuz tüfüm. Çekerseniz ya. Kirpiği kopar abi. Bak. Siz profesyonel misiniz? Yaptım diyorum. Bravo. Vallahi çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Tırnak lazım mı? Yarı fiyatına kirpiği yaparsan. Buyurun. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Bay bay. Bay bay. Bir mavi. Tıtıt. Rıtıt. Ne olacağım? Börek sar. Dıt. Ben çok iyi börek sararım. Siz de şimdi tırnaklarla çok güzel... Tırnaklarım olsa ben de yardım ederdim ama... Daha da yeni yaptırdım o yüzden. Ben gerçekten börekler güzel börek sarıyorum ama. Bakalım, biliyor musun bir tane? Şu anda bilmediğim belli zaten. Hayır, ben biliyorum. Sadece biraz sakarımdır.
Şimdi kenarları boş bırakıyoruz. Biraz. Biraz evet. Ama bunun için niye maydanoz varmış? Bilmem böyle mi seviyorum? Bütçe mi yok? Bütçemiz de vardır aslında. Biraz sağdan, biraz soldan. Evet. Biraz şöyle. Sonra birazcık daha şuralardan. Daha sıkı sıkı. Orası açık kaldı. Şurayı da şöyle. Heh. Şuradan da şöyle. Tamam, nasıl yapıştıracağım peki? Hayır. Elendin. Su olması lazımdı. Bir tane mi saracaksın? Kaç tane sarayım? Hemen sarayım bir tane daha sar. Su olması lazım. Bak, bu yamuk bir dakika. Öyle mi yapacaksın yani yamuk diye? Sen bu kaç para biliyor musun? Ama ne bileyim şimdi siz değerlendirdiğiniz için panikledim birazcık. Bunları patateslerle birlikte kızartabilirsek şeyde. Yani gerçekten ikisini birbirinden ayırt etmek mümkün değil ben. O kadar güzel yaptın ki yani hangisi önce hangisi sonra belli bile olmuyor gerçekten. Ama yufka yamuktu. Benim sol elimle sağ elim gibi. Ama gerçekten bence daha önce börek sardığım belli yufka oluyor. Yufka yamuktu değil mi? Bravo. Teşekkür ederim. Yine de daha önce börek sardığım bence belliydi. Tabii kesinlikle birini yan birini düz sarmanda. Sadece bir kere sarmıştım. Onun biraz tecrübesizliği var. Kırmızı. Sen sevmesin mi soruyor. O! Tere! Tırnaklardan ben sağ elimle yapamıyorum ki. Gerçekten televizyoncusunuz. Seyirciye pizza ısmarla. Kurban olayım. Danilo'dan ısmarlayayım önünde. Vallahi bak. Hepinize pizza bende. Danilo yine sebzeli pizza gönderdi. Evet, sebzeli olayı. Biz başka yerden söyleyelim. Hepinize pizza geliyor. Ben harika. Derim, biz de yeni bölüme birlikte geçiyoruz tırnaklarınızla birlikte. Dedikodu yapmayı sever misiniz şefim? Evet. O zaman size bir dedikodu bölümü var. Ünlü dedikodusu. Hadi. Hem de başkasının bir herkesin dedikodusunu yapabilirsiniz. Siz seçeceksiniz. Gelsin bakalım. Bir korkmuşsunuz gibi. Yok, hayır. Programa almayacağınız birileri olsun da onlar da benimkini yapmasın. Çok dedikodu biliyorum ben. Bu beni çok mutlu eder. Kiminkini yapmak istersiniz? Nasıl bir dedikodusunu yapacağız? Soru gelecek. İki tane onlardan birini seçeceksiniz. Mehmet'ten ben bile korktum şu anda. Danilo yapalım. Danilo yapalım. Bir mi iki mi? İki. İki. Gelsin soru. Mutfakta beğenmediğin bir tavrını söyle. Çok anlatıyor yemeği. Mesela bizden daha çok anlatıyor. Anlatırken bayılıyorum. Bir de öyle bir başlıyor ki işte İtalya'nın dağlarında doğan güneşin gelen şeyler falan bayılıyorum arkada artık. Danilo ne olur hadi bitir şunu da programa geçelim falan diye. Bir de yarışmacıya da çok bilgi veriyor. Yani masterclass gibi oluyor. Yemeği yapmak yerine bütün yemeği anlatıyor. Fazla bilgi veriyor. Onu pek beğenmiyorum açıkçası. Alın Danilo, bunu ne yapıyorsunuz yapın. Sizin yemeğinizi mi yapmak daha zor? Mehmet şefin mi Danilo şefin mi yemeğini yapmak daha zor? Danilo'nunkilerde çok zorlanıyorum çünkü Danilo hep bir şey saklıyor. Basit gibi gözüküyor. Ama içinde mutlaka bir değişik bir teknik yapıyor. Tarif farklı mi saklıyor? Bir şey yapıyor. Tarif saklamaktan çok değişik teknikler yapıyor. Zor teknikler kullanıyor. Ben herhalde Danilo'nunkinde daha çok zorlanırım. Oy. Enteresanmış. Gelsin bakalım sıradaki dedikodu kişimiz. Tahsin mi Sergen mi? Tahsin'de çok dedikodu var da programda yapamayız onları. Sergen olsun. Sergen. Bir mi iki mi şefim? Hadi bir bu sefer. Hadi bir. Seni çileden çıkaran bir davranışını söyleyin şefim Sergen'in. En çileden çıkaran içinden konuşuyor. Biz hiçbir dediğini duymuyoruz. Ama bizden başka herkes duyuyor. Ondan sonra bize diyorlar ki Sergen böyle böyle dedi, niye müdahale etmediniz? Çünkü kendi Sergen kendine konuşuyor mikrofona. Diyor, mikrofona konuşuyor direkt. Diyor. Ondan sonra biz duymuyoruz. Sonra diyor ki Sergen böyle söylüyor, niye müdahale etmiyorsun? Duymuyoruz ki. Zaten adamın içine konuşuyor. Sonra ne oldu deyince yok bir şey şef. Bir de Sergen çok alıngandır. Bir hafta falan alınır yani. Bir şey söylersin. Ha? Aa, burada mısın sen? Çok ben alındı şimdi bak. Bir hafta şefim böyle, bir de çok biraz fazla alıngandır. Ama hepsi gibi Sergen de pırıl pırıl çok severiz zaten. Gelsin o zaman sıradaki kişi. Hasan mı Barbaros mu? Hasan ne dedikodusu olacak? Garibim benim, safım ya. Barbaros tabii ki Barbaros. Ya bu Hasan'a neler yaptılar bu çocuğa ya. Vallahi. Hasan'ın biraz ahını mı alıyorlar? Ne ya oluyor? Hasan garibim benim. Her şey onun başına geliyor. Kadersizim. Hadi iki olsun. Hadi iki. Gelsin sorusu.
MasterChef'te kimi kıskanırdı Barbaros? Barbaros'u kimi kıskanırdı? Evet. Barbaros'un çok kıskançlık huyu yok. Bu senenin başında Sergen'le böyle bir itişerek başladılar. Birazcık birbirlerine diş gösterdiler ama ondan sonra onunla da arkadaş oldular. Çok güzel yürekli bir insandır Barbaros. Biraz fazla konuşuyor öyle, gibi ama. Biraz çok konuşur. Ama çok tatlı biri. Evet ve konuyu da çok güzel. Ve de mesela bir şey anlatacaksa, o gün kafasına bir şey anlatmak geldiyse, sizin sorduğunuz sorunun hiçbir önemi yoktur. Onu anlatır bir şekilde yani. Sorarsanız sorunu onu anlatır yani. Ve böyle tuluat şeklinde anlatır. Ama Barbaros'un pek öyle birini kıskandığını zannetmiyorum. Çok kıskançlık huyu olan bir çocuk değil. Çok aslında temiz yürekli bir çocuktur ve çok arkadaşlarına yardım eden biridir. Bilmiyorum, birini kıskanıyorsa kimi kıskanıyor. Peki bilmiyorum. En kıskanç kimdi MasterChef'te bu sene? En kıskanç. Sinsilik, kıskançlık, ayak kaydırmak. Sinsilik başka, sinsilik deyince ooo. Ne sinsiler, ne sinsiler var. Başta Sunay'la Eda bayağı aralarındaydı. Sinsirella'lar, aslında Sergen de. Onlar da fena onlar değildir da yani. Oo, onların ekibinin grubunun içine düştün mü? Kaynar gidersin, onlarda da vardır. Hepsi biliyorlar işi, bir de bunlar tabii All Star'da olduğu için. Televizyonda biliyorlar. Tabii televizyonda biliyorlar. Bizi nasıl Tufa'ya düşüreceklerini de biliyorlar. Bize nasıl oynayacaklarını da biliyorlar. Bizim mesela damarımıza basarlar. Biz bir şey söyledik mi? Peki şu. Vardı biz yeriz linçi tabii. Biz yeriz linçi. Çok çok fazla öğrendiler yani. Seneye All Star olmamasından dolayı ben çok mutluyum açıkçası. Seneye yeni yarışmacılar geleceği için heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlıyım. Ben yarışmanın İlk giriş formatını çok seviyorum çünkü gerçekten en eğlendiğim bölümlerden biri. Tabii final çok özel ama yarışmanın ilk bölümüne ben çok seviyorum. Çünkü herkesin hiçbir geldiği. Şey bilmiyoruz. Hiç haberimiz yok. Çok renkli insanlar geliyor. Çok enteresan insanlar geliyor. Ve orada kalıyorlar veya gidiyorlar. Benim en sevdiğim bölümlerden biri başlangıç bölümü. O yüzden orada olacağım için çok mutluyum. Süper valla. Heyecanla bekliyoruz Nisan. Ama ne zaman yayınlanacak? Haziran mı? Gene Haziran'ı bulur herhalde. Survivor'da çok iyi gidiyor. Evet. Haziran'ı bulur diye düşünüyoruz. Ama çekimler erken başlayacağız. Erkenden başlayacaksın Nisan'da. Teşekkür ederim. Ben şefim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bir tane defterim var. Size defterimi vereceğim. Ben solağım ama nasıl yazacağım ki? Hiç kalem de tutmadım. Ha, tırnakla hiç kalem tutmadım, evet. Takla o tırnakla. Siz yaparsınız. Yaparım. Ben de solağım. Bu bilgiyi de alın, ne yapıyorsunuz? Gayet güzel. Tırnak. Geliyor defterim. Kalemle daha da güzel oldu ya. Elime yakın yapayım. Kalem tutunca daha da güzel oldu. Tırnakla tutarım, kalem de tutarım. Yemek tarifini yazıyorsunuz şimdi. sessiz derinden. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şerefler verdiniz. Teşekkürler. Somer Şef için büyük bir alkış istiyorum. Sevgili Berk, gerek moda, gerek makyaj, biraz da yemek konuştuğumuz programından geldiğimden çok farklı tecrübelerle ayrılıyorum. İyi ki varsınız. Somer Şef, büyük bir alkış. MasterChef Hasan Tahsin Sergen geliyor. Merhabalar. Şaka yapıyor komik. Tamam. Sen pot kırmak dışında Sergen. Ben kırarım. Hasan da yani gram hırslı değil, Hasan hırslıdır. Size şap gelmesi gerekiyor gibi dedi, biliyor musunuz? Şuradan şap. Seda Sergen gibi Türkçe'ye çeviriyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Hanginiz daha sakar? Tabii ki. Nasıl Hasan ya? Ama streç unuttun şeyin içinde sakar. O sakarlık mı? Aptallık. Doğrudur. Vallahi doğrudur, billahi doğrudur. Bunu bize bile söylemedi. Artık susmayacağım, bunu söyleyeceğim. Şeytan üçlüsü gibisiniz.